Pancar kuyrukları bitti, küspe kuyrukları bitti, kavgalar bitti. İşi bilen bir firmanın almasına dolayı mutluyuz. Kayseri şekeri memlekette bütün esnafa, herkese faydası mutlaka oluyor. Nesi kötü oldu. Turhal bitti yani. Turhal Şeker Fabrikası yaklaşık 4 yıl kadar önce özelleştirildi ve Kayseri Şeker tarafından satın alındı. Bizler de bugün Turhal halkına, Turhal esnafına özelleştirmeden memnun musunuz? Kayseri Şeker fabrikayı özelleştirdikten sonra Turhal esnafına ne kattı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Belki bazı insanlara bu hoş gelmedi ama şöyle diyebiliriz, bu %90-95 için hoş oldu. Ben pancar ikicisi değilim ama esnafım. Orada bugün 150-200 hane buraya taşındı, geldi. Buraya ayrı bir nüfus geldi. Fabrikamız tam kapasite çalışıyor 4 senedir. İkinci bir seçenek, pancar kuyrukları bitti, küspe kuyrukları bitti, kavgalar bitti, tartışmalar bitti. İnsanlar çok mutlu, çiftçiler çok mutlu bundan. Vallahi öncelikle ilk zamanlar satılacağı zaman bayağı bir tepki göstermiştik. Çünkü Tokat'ta bunun bir örneği olduğu için bayağı bir kaygılarımız vardı. Özellikle biz nakliyeci esnaf olarak çok faydalandığımız için, Turhal ekonomisine sıkıntı olacağı için çok kaygılarımız vardı. Biz satılmasın diye bayağı da bir esnaf olarak şey yaptık, bu işe tepki gösterdik ama zaman gösterdi ki bizim bu kaygılarımız boşaymış. Yani bizim ricamız Turhal'daki kenar mahallelere, alt gelirli vatandaşlarımıza bir halk şeker büfelerini konulmasını istiyoruz. Böyle bir talebimiz var. İnşallah duyarlı olurlar. Buna da tepkisiz kalmayacaklarını. Burada esnafa illaki faydası vardır. Yeter ki bu tekliflerle ilgilensin ve verilsin. Kendi bünyesinde işte bir ispirto fabrikası var. Orayı faaliyete geçirebilirler. Ya Kayseri Şeker Turhal'ımız için iyi bir yatırım için güzel bir yatırım yaptı. Kayseri Şeker olarak hani öbür özel sektör şekerlerine göre Kayseri Şeker'in gelmesi Turhal için iyiydi. Ama güzellikleri var mı? İşte elemanlar olsun, burada personeller olsun, idare amirler olsun, Turhal'a işte bir katkısı var. Katkısından dolayı hani esnaflar yüzü gülüyor. Hani Kayseri Şeker gereken yatırımları biraz daha başka, hani şeker olarak değil de başka bir şey olarak daha yatırım yaparsa daha iyi olur hani Turhal için. Hani özelleştirmeden şöyle memnunuz. İşi bilen bir firmanın almasına dolayı mutluyuz. İyi. Güzel. Önce de devletteyken bazı aksaklıklar vardı. Özelleşince onlar biraz daha toparlandı. Hani şu an iyi gidiyor ama tek sorun üretici olarak polar oranının düşük olması. Kayseri Şeker'in memlekette bütün esnafa, herkese faydası mutlaka oluyor. Çünkü burada bir sürü çalışanı var, bu memleketin insanı, oradan ekmek yiyeni var. Yani esnafı olumlu etkiledi. Tabii dışarıdan gelen oldu ister istemez. Çalışanlar var, müşteri sayılarımızda artış oldu. Onun dışında da herkese de faydası olmuştur. Çalışan sayısı yükseldi. Yani mesela işte devletteyken daha yüksek maaşlarla çalışıyorlardı. Ama çalışan sayısı azdı. Şimdi daha düşük maaş olsa bile yeterli geliyor. Çalışan sayısı arttı. Bölgeden, kırsal kesimlerden, köylerden çok çalışanlarımız var. Vallahi şu an için çok iyi gidiyor. Ama şu anda millet pancar ekiminden biraz soğudu. Bu sene biraz daha fazla verirse parasını, biraz daha ilerler daha doğrusu. Daha iyi. Yani milletin çalışması, biliyorsun ortamı. Hani sadece şeker üzerine değil de mesela normal bisküvi gibi, normal şeker gibi, çikolata gibi yerler de alsalar, yani fabrikanın yeri bayağı büyük olur da. Yani şu anda yani işsizlik az safhada. Onu istiyoruz, başka bir şey değil. Yok abi, fabrika özelleşmesi kötü oldu. Turhal bitti yani. Turhal büyük köy oldu. Yani önceden şeker fabrikası özelleşmeden önce bayağı insanlar çalışıyordu, herkes ekmek yiyordu. Şu anda esnaflar kan ağlıyor. Akşama kadar siftah yapmayan insanlar var. Yani özelleşmesi şu, çok insan, yani fazla insanlar şey yapmıyorlar, hep çıkardılar, fazla almıyorlar. Devletteyken fazla alınıyordu. Şu anda yani esnaf gerçekten bitik. Bak bugün çarşamba, öğlen olmuş, daha siftah yapacağız. Her gün böyle. İşlerin tadı tuzu yok.